İkinci sınıf matematik dersi basamak ve sayı değeri ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Bir sayı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre aldığı değerler vardır. Biz bu değerlere basamak değeri diyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi burada hangisi onlar basamağı, hangisi birler basamağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu aslında onluk ve birliklerde de gördüm. Mesela sol taraftaki onluk, o zaman biz buna basamak olarak onlar basamağı diyebiliriz. Sağ taraftaki 9 sayısı da birler basamağındadır. Biz de bunlara birler basamağı diyoruz. Sol taraf onlar basamağı, sağ tarafta birler basamağı. Mesela 87 sayısına baktığım zaman soldaki sayının bulunduğu basamağa ne diyoruz? Onlar basamağı diyoruz, değil mi? Onlar basamağı. Tabii burada önce adını bilmemiz gerekiyor. Sağ taraftaki basamak adına da birliklerden de aklına gelsin. Buna da birler basamağı diyoruz. Sınıf atladıkça birler, onlar, yüzler diye binler, işte on binler diye bunlar da gidecek. Sol taraftaki sayının onlar, sağ taraftaki sayının da birler basamağı olduğunu unutmayalım. Şimdi burada almış olduğu bir değer vardır. Bunu da onluklardan yola çıkarak yapabiliriz. Mesela İşte 4'ün sana basamak değerini isteyecek. Ya da soracak. İşte 4 tane onluktan aklına gelecek. 4'ün burada basamak değerini ben oradaki 4'le 4 onlukla hesap edebilirim. 4 tane onluk 40 eder. 4 tane onluk 40'ı buraya yazdım. Sağ taraftaki de birler basamağı. 9 tane birlikten oluşur. 9 tane birlikte 9 eder. Basamak değerlerini tekrar topladığım zaman bana buradaki sayıyı vermesi gerekiyor. 40'la da 9'u toplarsam 49 eder. Şimdi 53 sayısında burada basamak ve basamak değerini göstermeye çalışalım. Şimdi 53 sayısındaki 5'e baktığım zaman 5 nerededir? Onlar basamağındadır. O zaman diyor ki basamak değeri 50'dir. Çünkü 5 çarpı 10 50 olur. Şimdi sen çarpma işlemini öğrenmedin ama bir sayıyı 10'la çarpmak gerçekten kolay. Yani ben burada 5 tane onluğu hesaplamam gerekiyor. 5 onluğu hesaplayacaksan, 5'i yazdın ya sağ tarafına bir tane sıfır atarsın. Basamak değerini 50 olarak bulabilirsin. 3 de burada birler basamağındadır. O zaman basamak değerini 3 olarak bulurdun. Çünkü 3 tane birlik olur bu sefer. 3 tane birlik. Şöyle uzun uzadıya yazalım. 3 tane birliği bakın 1, birinci birlik, ikinci birlik, üçüncü birlik. Ve ben bunları topladığım zaman 3 sayısına ulaşabilirim. Mesela sol tarafta da 5 tane onluk var basamak değerini bulurken. Mesela birinci onluğumuzu yazdık, ikinci onluğumuzu yazdık, üçüncü onluğumuzu yazdık, dördüncüyü yazdık, beşinciyi yazdık. Bunları topladığım zaman, bakın sıfırları direkt 6 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i de 6 alırsam 50 sayısına eşit olduğunu görebilirim. 5 tane onluk 50 eder, değil mi? 50'yi buraya yazdım. 3 tane birlik de 3 eder. Onu da yazdım. Bu ikisini topladığın zaman bize buradaki sayı vermesi gerekiyor. 50 ile de 3'ü toplarsam 53 sayısına ulaşabilirim. Şimdi de 75 sayısı üzerinden onluk ve birlikleri, onlar basamağı ve birler basamağı ya da basamak değerini çıkartmaya çalışalım. 75 sayısında biliyorsun ki sol taraftaki sayılar onluklardır, sağ taraftaki de birler basamağıdır. 75 sayısı 7 tane onluk ve 5 tane birlikten oluşur. Basamak adlarına bakıyorum. Şimdi 5 burada birler basamağı yazılmış. 7 de burada onlar basamağı. Basamak değerini nasıl hesaplayacağım? Şimdi 5 tane birlik var burada. Zaten burada da yazıyor. 5 tane birlik. 5 tane birlik ne eder sevgili öğrencim? 5 eder. Bak buraya yazmış. Diğerinde de onlar basamağında da 7 tane onluk var. 7 tane onluk sevgili öğrencim. Uzun uzadıya toplama işlemiyle de göstereceğim sana. Tabii ki sayı yöntemi de var. Bakın birinci onluk, ikinci onluk, üçüncü onluk, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi. Biz bunları topladığımız zaman onar onar sayalım mı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 sayısına ulaşabiliyorum. Yani 7 tane onluktan basamak değerini 70 olarak buldum. Tabii toplama işlemini yapmana gerek yok her defasında. 7 tane onluğu hesaplamak istiyorsun ya. 7'yi yazarsın. Sağ tarafına bir tane sıfır eklersen 70 sonucuna ulaşabilirsin. Şimdi aynısını 74 sayısında da birlikte yapalım. 74 sayısını inceleyelim. Bakın 74 sayısını buraya yazdım. Kaç tane onluk var burada? 7 tane onluğum var. 4 tane de birliğimiz var.
Basamak adlarını bilmemiz gerekiyor. 4'ün burada birler basamağı olduğunu bileceksin. 7'nin de burada onlar basamağı olduğunu bileceksin. Şimdi basamak adını da bildikten sonra bu sefer basamak değerini hesaplayacağım. Şimdi basamak değerini birlik ve onluktan yararlanarak bulabilirim. 4 tane birlik ne eder? Birinci birliğim, ikinci birliğim, üçüncü birliğim, dördüncü birliğim. Ben bunların hepsini toplarsam zaten basamak değerine ulaşabilirim. O da 4 eder, değil mi? Hatta burada uzun uzun toplama işlemi yapmaya gerek yok. Yani birler basamağında 4 varsa 4 tane birlik 4 eder zaten. Buraya 4'ümüzü yazdık. Şimdi onlar basamağına bakacağım burada. 7 tane onluk var burada. Birinci onumuz, ikinci onumuz, üçüncü onumuz, dördüncü onumuz, beşinci onumuz, altıncı onumuz ve yedinci onumuz. Benle birlikte onar onar sayar mısın? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kaç ediyor? 70. Tabii burada toplama işlemiyle ya da uzun uzun on sayılarını yazarak toplama yapmana da gerek yok. 7 tane onluk, 7'yi yazdıktan sonra burada yanına bir tane sıfır eklersen 7'nin burada basamak değerini 70 olarak bulabilirsin. Bir diğer sayımız 37 sayısı. Basamak adı 3'ün buradaki basamak adı onlar basamağındadır. 7 de burada birler basamağındadır. Basamak değerini 3 tane onluktan bulabilirim. Sevgili öğrencilerim 3 tane onluk 30 eder. Birler basamağının değerini de 7 tane birlikten bulabilirim. 7 tane birlikte 7 eder. O zaman bu sayımızın onlar basamağındaki 3'ün basamak değeri 30'dur. 7'nin basamak değeri 7'dir. Şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Basamak değerini bulduktan sonra işte onlar basamağında 30 oldu basamak değeri. 3'ün basamak değeri 30'dur. 7'nin basamak değeri de 7'dir. Sen bu ikisini topladıktan sonra buradaki 37 sayısını bulman gerekiyor. 7 sıfır daha 7 eder. 3'ü de aşağı indirdim ve 37'yi buldum. Şimdi gelin biz de burada iki basamaklı sayıları rastgele yazıp bulalım. Bakın bu 30'u sildim. 7'yi sildim sevgili öğrencilerim. Buradaki 37 sayısını da sildim. Ne yapalım buraya? Rastgele bir sayı 68 olsun. 68. Onlar basamağında 6 var. Birler basamağında 8 var. Şimdi basamak değerini hesaplayacağım. 6 tane onluk var. 6 tane onluğu hesaplamak istiyorsan 6'yı yazarsın. Yanına bir tane sıfır eklersin. 60. 8 tane birlikten basamak değerini hesaplayacağım. 8 tane birlik ne eder? O da 8 eder, değil mi? Zaten bu ikisinin toplamının da bize 68'i de vermesi gerekiyor. Başka bir sayı hemen yazıyorum. Ne olsun? Mesela 17 olsun sevgili öğrencim. 17. Buradaki basamak adlarını, hangi basamakta hangi rakam var? Onu bir kere bilmem gerekiyor benim. 1 burada onlar basamağıdır. 7 de burada birler basamağıdır. Peki basamak değerini hesaplayacağım. Basamak değeri bir tane onluktan hesaplarım. Bir tane onluk. Adı üstünde sadece bir tane onluk var burada. Birin basamak değeri 10 olur. Birler basamağında da 7 tane birlik var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Sen bunların hepsini toplarsan zaten 7 sayısına ulaşmıyor musun? Bak burada da zaten 17 vermiş. 17. Yani soldan sağ tarafa doğru okunuşunu bana buradaki sayı vermesi gerekiyor. Artı basamak değerini de toplarsam yani 10 ve 7'yi toplarsam da yine 17 sayısına ulaşmam gerekiyor. Başka bir sayı yazıyorum. Sevgili öğrencilerim sayımız 94 olsun. Bu sayının onlar basamağında hangi rakam var? 9. Birler basamağında hangi rakam var? 4. Peki. Şimdi de basamak değerini hesaplayacağım. Basamak değerini 9 tane onluktan hesap edebilirim. Yani 9 tane onluğu bak 9'u yazdın ya yanına bir tane sıfır eklersen buluyorsun zaten. 9 tane onluk 90 eder. 9'un basamak değerini buldum. Birler basamağı da 4 tane birliktir. Birinci birim, ikinci birim, üçüncü birim, dördüncü birim. Sen zaten bu 4 tane biri toplayınca 4 sayısına ulaşıyorsun. Aslında şöyle bir şey de diyebilirim. Bir sayının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kendisine eşit olur. Yani 4'e eşit olur. Başka bir örnekle gösterir. Mesela 87'nin buradaki 7'nin diyor ki basamak değeri kaçtır? 7 tane birlik 7 eder. Basamak değeri 7 olur. Ya da işte 63'ün birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? 3 tane birlik 3 olur değil mi basamak değeri? Diğeri de 6 tane onluk. 6'yı yazıp sağ tarafına 1 sıfır eklersen 60'ı basamak değeri olarak bulabilirsin.
Buraya baktığım zaman 37 sayısındaki rakamların basamak değerlerini gösterelim diyor. 3 burada onlar basamağında, 7 de burada birler basamağında. Onluk ve birliklerden yararlanarak basamak değerini bulabilirsin. 3 tane onluk var. Birinci on, ikinci on, üçüncü on. 3 tane on ne yapar? 10, 20, 30 eder. 30'u yazmış burada. Sağ tarafında da 7 tane birlik var. Basamak değerini bulmak istiyorsa. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. 7 tane birlik var orada. 7 tane birlikte birer birer sayarsan zaten 7 sayısına ulaşabilirsin. Şöyle bir sağlama da yapabilirim. Burada 3 tane onluk 30 ediyor. 7 tane birlik 7 ediyor. Ben bu ikisini yani basamak değerlerini toplayınca bana buradaki 37 sayısını vermesi gerekiyor. 7 sıfır daha 7 eder. 3'ü de aşağı indirsem 37 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğeri de sayı değeriydi sevgili öğrenciler. İkinci sınıfta yok ama 3, 4 ve 5. sınıftan itibaren karşınıza çıkar. Ben çok zor olduğunu düşünmediğim için burada video içerisine de almayı düşünüyorum. Sayı değeri nedir biliyor musun? Hangi sayı görüyorsan odur. Yani basamak değerinden aslında daha kolay. Tabi burada karıştırmamak gerekiyor. Basamak değeri neydi, sayı değeri neydi gibi ifadelere dikkat etmem lazım benim. 69 sayısının rakamlarının sayı değerini gösterir. Mesela 9'un sayı değeri 9'dur. Mesela 6'nın sayı değeri. Ben burada hangi, bu basamakta, onlar basamağında hangi rakamı görüyorum? 6. O zaman sayı değeri de 6 olur. Peki. Başka bir sayımız da gösterelim. Diyor ki 8'in sayı değeri kaçtır? Ya 8'in sayı değeri ne görüyorum? 8. 8 görüyorsam o zaman 8'dir. Diyor ki 7'nin sayı değeri nedir? 7'nin sayı değeri de ne görüyorum burada? 7'dir. Sayı değeri o basamakta hangi rakamı, sayıyı görüyorsan o olur. Basamak değeriyle karıştırmayalım. Mesela basamak değerine 7 tane onluk 70 eder. 8 tane birlik 8 eder. Sayı değerinde ise hangisini görüyorsan olur. 8'i görüyorum, sayı değeri 8'dir. Sayı değeri zaten dikkat et, adından da çıkartabilirsin. 8 sayısını gördüğüm için değeri 8 olur. 7 sayısını gördüğüm için değeri 7 olur. Ama basamak değeri biraz daha farklı. Basamak değerinde onluk ve birliklerden yararlanmam gerekiyor. Çok zor bir konu değil gerçekten. 83 sayısında diyor ki 8 ve 3'ün sayı değeri nedir? Bakalım. Birler basamağında ne görüyorsun? 3. Sayı değeri 3'tür. Onlar basamağında ne görüyorsun? 8. Sayı değeri 8'dir. Yani ne görüyorsam odur, değil mi? Peki basamak değerini bulmak istiyorum. 8 tane onluktan yararlanacağım basamak değerinde. O da 80 eder. 3 tane birlik, o da 3 eder. Zaten bu ikisini toplayınca 83 olur. Sayı değerinde bu ikisini yan yana getirirsen 83'ü bulursun. Basamak değerinde bu ikisini toplarsan 83'ü bulursun. Şimdi burada çözümlü bir örneğimiz var. Aynı zamanda basamak adını bulacağız, basamak değerini bulacağız ve sayı değerini bulacağız. 93 sayısındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini tabloda gösterelim diyor. Çocuklar sayımız 93. 9 burada onlar basamağındadır, 3 de birler basamağındadır. Önce basamak değerinden başlayalım. 9 tane onluktan 9'un basamak değerini 90 olarak buldum. 3 tane birlikten 3'ün basamak değerini 3 olarak buldum. Şimdi geldim sayı değerine. Onlar basamağında ne görüyorsun? 9. 9'u yazdım buraya. Birler basamağında ne görüyorsun? 3. 3'ü de buraya yazdım. Hepsinin burada basamak ve sayı değerlerini çıkarttım. Şuna dikkat etmen gerekiyor. Bir sayının birler basamağına bakar mısın? Birler basamağındaki sayının basamak değeri 3'tür, sayı değeri de 3'tür. Şu sonuca ulaşalım mı? Bir sayının birler basamağı hem sayı değeri hem basamak değeri aynı olur. Ne demek istedi öğretmenim? 87. 7'nin basamak değeri 7 tane birlikten 7 eder. 7'nin sayı değeri ne görüyorum burada? 7. O da 7 eder. O zaman bu ikisi birbirine eşittir, değil mi? Yani bir sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri 7 olur. Sayı değeri de 7 olur. Yani kendisi olur. O zaman birler basamağındaki sayının basamak değeriyle sayı değerini birbirine eşittir diyebilirim. Şimdi gelin buradaki sayıları silelim. 93'ü sildim. 90'ı sildim. 3'ü sildim. Şuradaki 3'ü sildim. Şuradaki 9'u sildim. Beraber yapalım sevgili öğrenciler. Soru aynen yerinde kalsın. Ne olsun sayımız? 51 olsun. 51 sayısındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini tabloda inceleyelim diyor. Sayımızı önce tepeye yazdık. 51. Soru 1. 5 hangi basamakta? Onlar basamağında. 1 hangi basamakta? Birler basamağında. Önce burada basamak değerini çıkartmam gerekiyor. Bakalım. Basamak değeri 5 onluk var burada. 5 tane onluk 50 eder. Yazıldı. Birim basamak değeri 1 tane birlik var burada. O zaman
basamak değeri 1 eder. Şimdi sayı değerine geçtim. Sayı değerinde de hangi rakamı görüyorsam o. Mesela onlar basamağında 5 görüyorum, o zaman sayı değeri 5 olur. Birler basamağında 1 görüyorum, o zaman sayı değeri 1 olur. Basamak değerini toplayınca 51 sonucuna, yani yukarıdaki sayıya ulaşmam gerekiyor. Sayı değerini de yan yana getirince yine 51 sonucuna, yani yukarıdaki sayıya ulaşmam gerekiyor sevgili öğrenciler. Basamak ve sayı değeriyle ilgili birkaç tane soru yapalım değil mi? Diyor ki noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? 6 tane onluk, 3 birlik. 3 birliği hesap etmiş, 3 bulmuş. Sayımız da 63 bu arada. O zaman biz burada 6 onluğu hesap edip yazmamız gerekiyor. Birinci onluğum, ikinci onluğum, üçüncü onluğum, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Bunları toplarsam 6 onluğu bulabilirim. 60 eder ama bunun daha kolay bir yöntemi var. 6'yı yazarsın. Onluğu bulmak istiyorsan sağ tarafına bir tane sıfırı getirirsen zaten 6 onluğun 60'a eşit olduğunu bu şekilde de yapabilirsin. Bakın buradaki etkinliğime baktığım zaman, çözümlü olan etkinliğe bakalım. Sayımızın okunuşunu yukarıya yaz diyor. 8'in ve 1'in hangi basamakta olduğunu göster. Sayımızın okunuşu 18'dir. 8 burada birler basamağında, 1 de burada onlar basamağındadır. Nedir bu sayımızın okunuşu sevgili öğrencilerim? 2 ile başlayan sayılar 20 diye başlar değil mi? 2 onluk 20 eder zaten. 20 yanında da 3 birlik var. 3. Hemen okunuşunu yazacağım. Okunuşunu yazarken şu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi 23 iki tane kelimeden oluşuyor. Bunu lütfen bitişik yazma. 20'yi yazdın. Kelimeler arasındaki boşluğu koru lütfen. 23 yazdım. 3 burada hangi basamaktadır? Birler basamağında. Hemen buraya yazalım. Birler basamağı. Peki 2 nerededir burada? Onlar basamağında. Altına da onlar basamağı yazarsam etkinliğimi tamamlamış olurum. Buradaki etkinliğimizde ise sevgili öğrencilerim, baktığım zaman onlar basamağı ve birler basamağı yalnız karışık olarak verilmiş. Dikkatli olmak gerekiyor burada. Yani onlar basamağında 5, birler basamağında 2 olan sayıyı benden istiyor. Ama dikkatli olmamız lazım. Bazısı böyle diyor. Ya diyor başta 5 var diyor, sonra 2 gelmiş 52, tamam. İşte başta 3 gelmiş, sonra 1 gelmiş, sayımız 31. Başta 7 var, sonra 0 gelmiş, sayımız 70. Bakalım uyuyor mu hepsi acaba buna? Şimdi onlar basamağında 5 var. Önce onlar basamağı yazılır, sonra birler basamağı yazılır. Evet, 52 oldu. Ama bu olmuyor. İşte birler basamağı 3, onlar basamağı 1. Önce diyor ki 3 gelmiş, sonra 1 gelmiş. 31'dir o zaman bu sayı. Hayır. Dikkat edelim. Basamak adlarını karıştırmamak gerekiyor. Sen önce onlar basamağında bulunan bir rakamını yazacaksın. Sonra birler basamağında bulunan 3 rakamını yazman gerekiyor. Bu sayımız da 13'tür. Bak demek ki 31 olmamış. Demek ki hepsini ezberden ya da sıradan yapmamamız gerekiyor. Onlar basamağında 7'yi yazdım. Birler basamağında 0'ı yazarsam 70 sayısına ulaşmış olurum. Buradaki alıştırmaya baktığım zaman birler basamağında 3, onlar basamağında 8. Sakın ha buraya 38 yazma. Çünkü sen önce onlar basamağını yazıp sonra birler basamağını yazman gerekiyor. Sayımız burada maalesef 38 değil, 83 olur. Bir diğeri onlar basamağı 4, birler basamağı 9 olan sayı kaçtır? Sen bu sayının iki basamaklı olduğunu biliyorsun. Sağ taraftakinin onlar basamağı, sol taraftakinin onlar basamağı, sağ taraftakinin de birler basamağı olduğunu biliyorsun. Onlar basamağına 4'ü yazdım. Birler basamağına da 9'u yazdım ve 49 sayısına ulaştım. Evet, test sorusu üzerinden de bakıyorum. Yukarıdaki sayının onlar basamağındaki sayı kaçtır? Sevgili öğrencilerim, buradaki sayıyı biraz büyütelim mi sizinle? Sen çok iyi biliyorsun ki onlar basamağı sol taraftaki sayıdır. Ne var onlar basamağında? 5 var. Doğru cevabım A seçeneği. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Yukarıdaki sayının onlar basamağındaki sayı kaçtır diyor. Onlar basamağında 5 var. Eğer bana şöyle deseydi, yukarıdaki sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? O zaman 5 onluk hesap etmem gerekiyordu. 5 tane de onluk 50 eder. Yani burada sakın ha C seçeneğini işaretlemeyelim. Yukarıda basamakları verilmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili öğrencilerim, yani biz ikinci sınıfları da tabii ki okuttuk. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi öğrencilerimizde de bunu gördük. Diyor ki yukarıdan aşağı doğru bakıyor. Göz bir kere onu görüyor. Ya diyor ki önce diyor 2 yazılmış, sonra 5 yazılmış. O zaman bu sayı 25'tir.
Ve bak seçeneklerde de 25 var ama doğru cevap burada 25 değil maalesef. İki basamaklı bir sayı. Sol taraftaki onluklar ya da onlar basamağı, sağ taraftaki de birler basamağıdır. Birler basamağında 2 var. Ben bu birler basamağındaki 2'yi aldım, birler basamağına getirdim. Onlar basamağında 5 var. Ben bu onlar basamağındaki 5'i alıp onluklara getirdim. Baktığım zaman 25 değil de bunun 52'ye eşit olduğunu görüyorum. Doğru cevabımız B seçeneğidir.